Sevgili Akademi Dergisi takipçileri, ben Mehmet Fahri Sertkaya. Mümkün olursa şayet birkaç dakikaya sıkıştırarak size bugün başlıkta gördüğünüz hususta bir açıklama yapacağım. Hem şahsım adıma görüşlerimi beyan edeceğim, hem de merkezimizin bu hususta görüşü var, kanaat belirttiler. Onu da sizlere aktaracağım. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu isimde bir kitap çıktı. Yeni Alanya Gazetesi'nin sahibi, imtiyaz sahibi ve yazarı Mehmet Ali Dimin bu kitabı kısa süre önce neşredildi. Hemen zaten duyanlardan olduk, haberdar olduk. Malumunuz Mehmet Ali Dimin sahibi olduğu Yeni Alanya Gazetesi'nde kendisinin yazdığı bir iki köşe yazısında bazı önemli kritik bilgiler bulunduğu, hatıralar bulunduğu için geçen sene içinde yaptığımız bazı yayınlarda bunlardan aktarmalar yapmış, iktibas, alıntı yapmıştık. Öyle görünüyor ki zaten bu yayınlarımız on binlerce, yüz binlerce kişiye ulaştıktan sonra Mehmet Ali Dim ve Yeni Alanya Gazetesi Alanya sınırlarının ve Antalya sınırlarının dışında bütün memleket satında, hatta dünya genelinde bilinmiş, tanınmış oldu. Bunun üzerine böyle bir kitap çıktı. Bu kitabın çıktığını arkadaşlar bana haber verdiklerinde aklıma endişe verici şeyler geldi. Ve sonra incelediğimizde gördük ki hem ben aynı kanaatteyim, hem etrafımda çok yüksek sayıda kişi aynı kanaatte, hem de merkezimizde zaten son noktayı koydu. Gördük ki hiç hoş bulmadığımız bir şey olmuş. Öncelikle Mehmet Ali Din Bey merkezimizden bir görüş beyanı almamış bu hususta. Bir danışmamış, görüşmemiş, tensiplerine sunmamış. Burası var. Daha sonra kitap zaten ciddi bir kısmı Mehmet Ali Dim'in geçmiş yıllarda yazdığı köşe yazılarının bir araya getirilmesi. Bunun haricinde dikkat çekici olarak şurası var. Merhum büyüğümüzün milletvekilliği ve bakanlığı sırasında kendisine danışmanlık yapan kişinin ifadeleri var, şahit oldukları var. Nasıl bakanlık yaptı, insani ilişkiler, beşeri münasebetlerde nasıldı, adetleri nasıldı, ne yer ne içerdi, nasıl konuşurdu, bazı meselelere nasıl bakardı gibi. Onlar da zaten birkaç sayfaya sıkışmış. Böyle bilgi aktarımları var. Bunlar zaten 1998'den beri basında ve medyada yer bulmuş bilgiler. Biz daha önce zaten yaklaşık olarak 8 sene önce bile bu tarz bilgileri aktarmıştık. Çay paralarını bile kendi ödeyişini anlatıyor. Uzman olduğu iddia edilen kişilerin gerçekten uzman olup olmadığına dair kendisinin mülakat yaparak onları imtihana tabi tuttuğundan bahsediyor. Üç yabancı lisanı iyi okuyup iyi yazacak surette ana dili gibi bildiğini, diğer üçünü de iyi derecede bildiğini anlatıyor. İşte mimarlık var, bildiğiniz hep bilgiler var. Çok aman aman bir kritik bir bilgi zaten yok. Yok ama en önemlisi ilk dakikalardan itibaren beni ve istişare ettiğim çevremdeki diğer MFS'leri rahatsız eden husus şurası: iyi kötü baskı, matbaa, kağıt, maliyet nedir bilen insanları. Zaten yayıncılık sektöründeyiz. Her ne kadar basılı, matbu yayıncılık hiç yapmamış olsak da biliriz, yabancı olduğumuz konular değil. Kitap bir A4 sayfasının yaklaşık olarak yarısı kadar bir boyda, küçükçe bir kitap. A5 denilen boyda ve A5 boyutunda ikinci hamur, düşük kalite, çok düşük maliyetli bir kağıt kullanılmış. Bununla birlikte sadece 159 sayfa, aman aman bir özel baskısı, ciltlemesi, kabartması, gofre denir ona, gofresi, yaldızı, maliyeti artıracak kağıdı, bir teknik özelliği, hiçbir şey yok. Son derece çok ucuz, son derece ucuz maliyetli bir şekilde basılmış. İçerik çok aman aman olmadığı gibi, ifade ettim zaten, ciddi bir kısmı önceki yazılar. Birkaç kişiyle de röportaj var. Aman aman bir bilgi yok. Ama buna rağmen işte baskı maliyeti de bu şekilde düşük ve buna rağmen kitabı aradığınız belli başlı sitelerde bulamıyorsunuz. Hani İnternetten kitap arayacak olsanız ilk aklınıza gelecek 5-10 sitede bile bu kitap yok. Çünkü şöyle bir usul, şöyle bir tarz gözüküyor. Kitabı kendileri basmış zaten, Dim olarak, Dim diye geçiyorum.
Kendileri basmışlar ve kendileri de yaymak, araya kimseyi katmamak istiyorlar. Bu da onların tercihidir. Mesele değil, bizim sorunumuz değil, müdahale de edemeyiz. Ama kitabı 35 liraya satıyorlar. Evet, 35 lira. Yurt dışında euro ile satıyorlar. Alman sitelerini inceledim. Sattıkları kitap Türk lirasıyla Almanya'da Türk lirasıyla 68 liraya geliyor. Sadece 159 sayfa, 1 santim bile kalınlığı ya var ya yok. A5 boyutunda çok çok düşük kalite ve maliyette bir kitap. Binlerce adet basıldığında bu kitabın maliyeti 1,5-2 liraya kadar düşer. Araya da bir yayıncı konulmamış, kendileri basıyorlar. Bir dağıtıcı da konulmamış gözüküyor. Kendileri satıyorlar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde biz kimsenin kalbini okuyamayız, bir suçlamada bulunamayız ama bu kitap nahoş bir niyetle, hoş bulunmayacak, hoş karşılanmayacak bir niyetle yazılmış ve milyonlarca mensubu bulunan camiamız içerisindeki kardeşlerimize satıp kâr elde etmeyi, yüksek kâr elde etmeyi amaçlamışlar gibi duruyor bu kitap. Bu da bizde rahatsız edici tesirleri zaten oluşturmuştu. Çok ayıplanmıştık. Mehmet Ali'nin zaten profilleri var, girersiniz, dünya görüşü, siyasi tercihleri. Pek çok kardeşimiz bilmeyecektir hemen gördüğünde, eğer duymamışlarsa. Mehmet Ali Dim kimdir? Yeni Alanya gazetesi nedir? Mehmet Ali Dim kimdir bilmediklerinden belki kardeşimiz olduğunu falan zannedeceklerdir. Hayır, siyasi görüşleri de, dünyevi görüşleri de, Twitter profilini mesela 10-15 dakika incelemekle öğrenebileceğiniz, görebileceğiniz bir kişi. Böyle bir kitaba da başta da söylediğim gibi merkezimiz zaten gereğini yaptı. Kardeşlerimizin bu kitabı satın almamalarını tavsiye etti. Evet, satın almayın dedi. Hoş olmadı, nahoş oldu. Kitabın üzerinde Hazreti Üstadımız ve merhum büyüğümüz Arif Ahmet Deniz Olgun Bey abimizin resmi var. Öne çekilmiş bir şekilde satılıyor ama muhteviyat hani öyle çok manevi içerikli, dini içerikli bir şey de değil. Kardeşlerimize çok katacak bir şey yok. O köşe yazılarının çoğu zaten siyasi teferruat, ayrıntı, şu bu. Onlardan önemli gördüğümüz kısımları biz zaten hukuku dairesinde alıntıladık, kaynakta gösterdik, sitelerimizde duruyor. Biz şunu da ifade etmeliyiz. Dışarıdaki insanlar dediğimiz insanlar, tabi bilmeyenler oluyor, bilip dikkate almayanlar oluyor. Biz ifade edelim de, böyle insanlar elbette ki kanunlar hak vermiş. Sahip oldukları hatıraları aktarırlar, yazarlar, ifade hürriyetlerini kullanırlar. Kendileri bilirler ama bu kadar büyük bir camia var, böyle bir manevi yol var, böyle değerler var. Bu değerlere dair yayın yapılırken gönül ister ki camiamızın şu andaki büyüğüyle bir görüşülsün, bir tensiplerine başvurulsun, bir kanaatleri sorulsun. Ama bu hassasiyet ne yazık ki çok az sayıdaki insanda var. Gönül ister ki bu da bir emsal teşkil eder. Bundan sonra yolumuza dair veya başka yollara dair yayın yapılırken, neşriyat yapılırken görüş almak, evet, görüş almak, kanaat sormak hassasiyeti, saygısı gösterilir. Bu kitabı almayalım. Bu kitabı almamak gerektiğini etrafımıza duyuralım. Bu kitap bizim kardeşlerimize bir şey verecek, bir değer katacak, bir şey anlatacak, öğretecek bir kitap değil.